Tamam. Peki, değerli arkadaşlar, sevgili basın emekçileri, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin aracılığıyla sesimizin ulaştığı tüm yurttaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Şimdi bugün Türkiye İşçi Partisi açısından özgün bir gün, bunu söyleyerek başlayayım. Bizim açımızdan uzun süredir çalışmalarını devam ettirdiğimiz önemli bir alana ilişkin ilk bütünlüklü söz söyleyeceğimiz gün ve herhalde Türkiye'de herkesin yakından ilgilendiği, siyasetin gizli kapaklı müdahale ettiği ama genelde siyasetin karşısına konulmak istenen bir alanda, spor alanında Türkiye İşçi Partisi'nin sözünü, düşüncelerini, görüşlerini, önerilerini kamuoyuyla paylaşmak için buradayız. Başlarken şunu ifade edeyim. Biz yaşamın her alanına ilişkin söz üretmeyi kendimize bir ödev, bir görev olarak görüyoruz. Nasıl sistem yaşamın her alanına müdahale ediyorsa, yurttaşın varlığını hatta doğrudan yurttaşın yaşamını bir takım sınırlara hapsetmek için çaba gösteriyorsa, biz de yaşamın her alanında yurttaşın sesini, sözünü egemen kılmak için mücadele ediyoruz. Bu yüzden yeniden bir yurttaşlık tanımı yaparken, yurttaşlığı yeniden tanımlarken spor politikalarına dair de söz söylemekten, bu alanda da sistemin çarpıklığını ve çelişkilerini ortaya koyan, bunları giderecek bir programı kamuoyuyla paylaşmaktan son derece mutluyuz. Yoğun bir dönemden geçiyor Türkiye'de siyaset. Önümüzdeki hafta örneğin Türkiye İşçi Partisi'nin bir tarım konferansı toplanacak. Orada da tarıma ilişkin bütünlüklü bir program ortaya koyacağız. Ama hem bugün bizim bilim kurulumuzun spor politikaları çalışma grubunun oluşturduğu programı paylaşırken hem de önümüzdeki hafta tarım alanında partinin politikalarını paylaşırken hep aynı yaklaşımla hareket ettik. Doğrudan o alanda emek veren, o alanda ter döken, o alanda çaba sarf eden, alanın içinden gelen öznelerin sözlerini buluşturmaya, birleştirmeye çaba sarf ettik. Ve Türkiye İşçi Partisi de aslında ter dökenlerin sözcüsü olmaya çalıştı. Bugün de burada sizinle paylaşacağımız program esas olarak bilim kurulumuzun spor politikaları çalışma grubunun, doğrudan sporcu arkadaşlarımızın ürettiği bir program olacak. Bunu paylaşmak istiyorum. Bir öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Bunu bu vesileyle kamuoyuyla paylaşayım. Sosyalistler spor alanına ilişkin yeterince söz söyleyemediler. Bunu söylememiz lazım. Bu aynı zamanda bir saygının da ifadesi olsun. Bu alanda bizden önce çok sayıda arkadaşımız emek harcadı. Yıllardır büyük emekler verildi bu alanda. Fakat bunları bütünleştirmek, birleştirmek, toplu bir biçimde kamuoyunun karşısına çıkartabilmek konusunda istediğimiz tarzda etkili bir mücadeleyi bugüne kadar yürütemediğimizi de biliyoruz, farkındayız. Tam da bu yüzden Türkiye'de üzülerek ifade ediyoruz. Spor patronların, iktidarın ve mafyanın tekel alanına dönüşmüş durumda. Biz Türkiye'nin her yerinde terazinin sağa doğru yatırıldığı bir dönemde sporun da bundan nasibini aldığını söylüyoruz. Ve sola ait değerlerin güç kazanmadığı bir tabloda sporun da soluksuz kalacağına ilişkin kaygımızı paylaşmak istiyoruz. Şimdi yaşamın her alanında mücadele diyorsak spor alanında da bu mücadeleyi büyütmek göreviyle karşı karşıyayız. Bugün sözlerimizi paylaşacağız ama herkes bilsin ki spora ilişkin yaklaşımımız sadece söz üretmekten ibaret olmayacak. Bu alanda bir mücadeleyi de el birliğiyle güçlendireceğiz, kuvvetlendireceğiz. İlk söyleyeceğimiz şey şu, ben onu söyleyeyim sonra sevgili Remzi Dilli'ye bırakayım sözü. Spor için bütünlüklü bir planlamaya ihtiyacımız var. Kamuyu, yurttaşı merkeze alan bir yaklaşımı ve bu yaklaşım temelinde spora ilişkin genel bir yaklaşımı arkadaşlarımız planlı, programlı bir biçimde uzun süren bir çabayla, emekle toparlamış durumdalar. Bu bütünlüklü yaklaşımda kentsel mekanların düzenlenmesi de var. Spor politikaları ile eğitim politikalarının eş güdümüne dönük bir yaklaşım da var. Yalnızca endüstriyelleşmiş spor dallarıyla değil, sporun tüm dallarını kapsayacak bir biçimde bütünlüğü sağlamaya çalıştık. Ve şunu biliyoruz, mevcut iktidar ve mevcut iktidar kodlu bir yaklaşımla
Türkiye'de sporun sorunları çözülemez. Bu iktidar, bu anlayış egemen olduğu sürece Türkiye'de spor hep sorunlu bir alan olarak kalacaktır. Federasyonlar değişir, isimler değişir ama bu düzen devam ettiği sürece dönüp dolaşıp yine sorunları konuşmaya devam ederiz. O yüzden çıtayı yükseltiyoruz. Daha iddialı bir dönemin ilk adımlarını atıyoruz. Spor emekçilerinin sorunlarını çözecek, sporda şiddeti önleyecek, spor yönetiminin demokratikleşmesini sağlayacak, sporda mali denetimi getirecek ve sporda basını, spor basını da özgürleştirecek bütünlüklü bir çerçeveyi bugün burada kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ben arkadaşlarımıza, emek veren bilim kuruluna, spor politikaları çalışma grubuna, bu grubun içinde olmasa da bu çalışmalara destek veren tüm spor camiasına teşekkür ediyorum bir kez daha sizlerin huzurunda ve sözü spor politikaları çalışma grubumuza bırakıyorum. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Herkes tekrardan hoş geldi. Son 20 yılda gelmiş olduğumuz nokta gerçekten bir enkaz. Hangi branşa bakarsak bakalım ülkemizde son 20 yılda baş aşağı giden bir spor organizasyonu var. Bunu bir yerden çevirip düzenli ve planlı olarak yapmak lazım. Bilim Kurulu Başkanımız Hakan Hocamızın önderliğinde Spor Koordinasyon Kurulu'nda bu işe çok büyük emek veren Mustafa'ya, Burak'a, Kaan'a gerçekten minnetlerimi sunuyorum. Beraber umarım daha da iyi işler yapacağız. Kabaca 10 maddelik bir manifestomuz var elimizde. Bunun hepsini okuyarak vaktinizi de almak istemiyoruz ama bizde Türkiye'de işi oluruna bırak planlaması gibi bir şey var maalesef. Halbuki bu planlamanın diğer çağdaş demokrat ülkelerde olduğu gibi bütünlüklü bir planlama olması gerekiyor. Bizim birinci maddemiz bu planlama işini halletmek. İnsanların kolay spora, ucuz spora hatta bedava spora ulaşmalarını sağlamamız gerekiyor. Onun için de kentsel mekanların yeniden düzenlemesine ihtiyaç var. Bugün maalesef ki evladınızı bir spor okuluna vermek istediğiniz vakit karşınıza çıkan rakamlar yıllık 50 bin lirayı bulmakta. Bu korkunç bir rakam. Devamında yıllardır konuşmuş olduğumuz eğitimle sporun beraber, paralel, koşut halde gelmesini biz oyuncuyken bundan 50 yıl evvel bu konuşuluyordu. 50 yıl sonra hala bunu konuşuyor olmamız Türkiye açısından son derece üzücü. Bizim mutlaka spor politikalarıyla eğitim politikalarımızı eşgüdümlü hale getirmeliyiz. Sadece birkaç tane branşa önem veriliyor. Diğer olimpik disiplinlerde çok fazla önem verilmiyor. Futbol başta olmak üzere basketbol, biraz da kadın voleybolunun popüler olduğu bir ülkemizde bizim mutlaka bütün spor dallarının desteklenmesini ve yaygınlaştırmasını sağlamamız gerekiyor. Bu da dördüncü maddemiz. Tabii bu işe emek veren spor emekçilerinin sorunları var. Sendikalı olmak, SGK'lı olmak, emeğinin karşılığını, ücretini alıyor, alamıyor, kontratlarının durumu. Onun için spor emekçilerinin sorunlarının mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bu da beşinci maddemiz, pardon. Korkunç bir şiddet görüyoruz. Sporda şiddetin önlenmesine yönelik mutlaka bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bizim altıncı maddemiz, spor severleri, izlemek isteyenleri maalesef tribünlerden, sahadan kaçırıyoruz. Onun için altıncı maddemiz de sporda şiddetin önlenmesi. Her alanda olduğu gibi burada da bir demokratikleşme olması gerekiyor. Sporun yönetiminin demokratikleşmesi konusu bizim yedinci maddemiz. Bunu mutlaka
sağlayacağız. Bu arada spor basının özgürlüğü maddesi var. Bunun için çok ciddi çaba sağlamamız lazım. Medya tekerleri, holdingleşen durumlar. Onun için spor basının özgürlüğünün tesisi 8. maddemiz. 9. madde sporun mali denetiminin sağlanması. Galiba Nisan ayının sonuna kadar dernek statüsünden çıkıyor. Gençlik ve spora bağlanıyor şeylerimiz. Onun için kulüplerimiz sporun mali denetiminin sağlanması. Son maddede federasyon yönetimlerinde nitelikli kadroların yer alması. Ehil insanların burada gerçekten federasyonların yönetiminde yer alması gerekiyor. 10 maddenin kabaca açılımı bu. Bunu partimiz olarak elimizden geldiğince çalışarak sağlamaya çalışacağız. Başkan çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Yani ben de bir iki şey daha verebilirim. Katkıda bulunmak için. Merhabalar herkese. Benim daha çok üzerinde durduğum konu bu inşaat meselesi. Yani iki tane küçük örnek vereceğim. Ben bölge futbol okulunda futbola başladım. Az önce Remzi Hoca'nın söylediği işte futbol, yani spora başladığınız zaman yıllık 50 bin lira bir maliyet var diye. Ben o zaman 10 yaşındaydım ve bunun bir maliyeti yoktu. Bize dediler ki bir tane şortun olsun, bir tane de falinan olsun, beyaz. Gelin buraya. Cumartesi günleri Atatürk Stadı'nda, Eskişehir'de Atatürk Stadı'nda antrenman yaptık. Pazar günleri de Atatürk Stadı'nın yanında dış saha vardı. Orada antrenman yaptık. O iki spor kompleksi, yani iki spor tesisinin insanlara vaadi benim için şöyleydi. 10 yaşındaki bir çocuk için gelip burada top oynayabilirsin. 18 yaşında bir okçu için gelip burada öğleden sonra ok atabilirsin. Ki İzzet Avcı işte dünya çapında, Avrupa çapında dereceleri olan bir büyük sporcu, Türk okçuluğunun önemli insanlarından bir tanesidir. Olimpik bir sporcudur. Oradan yetişme bir insandır. Atletler, Mehmet Terzi orada koştu. Londra maratonunu kazandıktan sonra geldiği Eskişehir'de kutlamaları da orada yaptı. Orada maratoncular koştu, atletler atladı, okçular yay gerdiler. Biz futbol oynadık. Şimdi o stat yok. Orası millet bahçesi oldu. Yerine bambaşka bir, sadece futbol oynanabilecek bir futbol stadyumu yapıldı. Yarım milyonluk şehirde bir tane futbol stadı var. Ve o stadın 10 yaşındaki çocuğa vaadi, yani çok şanslıysan sen de işte Cristiano Ronaldo olabilirsin. 20 yaşına geldiğinde eğer işsizsen bunun etrafında simit satabilirsin veya su satabilirsin o kalabalığa. Küçük bir işin olur part-time. Eğer işin varsa para biriktirip, bir öğrenciysen veya para biriktirip tüketici olabilirsin o statta. Gelir tüketirsin. Sonra biz seni Eskişehir Spor'la yaparız. Sonra gidip bir de dekoder alırsın deplasmandaki maçları izlemek için. Seni biz çok para kazananların tüketicisi, alıcısı haline getiririz. Bir tane daha küçük örnek vereceğim. Ankara'da Cebeci İnönü Stadı vardı. Artık yok. Okçuluk kamp eğitim merkezi oradaydı. Atletler orada atlardı. Üçüncülük, ikincilik maçları orada oynanırdı. Biz orada oynadık. Ben orada futbolcu olarak da, antrenör olarak da dünya kadar maça çıktım. Oralar yok artık. Onun yerine tek amaçlı, yani çok amaçlı spor alanları bitti. TOKİ acayip garayip statlar yaptı. Yani spor mimarına da sormadan sadece futbolcuların içine girebileceği statlar yaptı. Doğal olarak da bu statların insanlara vaadi gel tüket. Başka bir vaadi yok bu statların. Bunun da değişmesi gerekiyor. Ayrıca Remzi Hoca biraz ucundan söyledi. Ben biraz daha sert söyleyeceğim. Maalesef acayip bir itaat kültürümüz var. Pandemide futbolculara çıkın oynayın dediler. Bir futbolcu çıkıp hop ne oluyor? Bizim ailemiz, çoluğumuz, çocuğumuz yok mu demedi. Benim sağlığım, benim karaciğerlerim yok mu demedi. Diyemedi. Diyemezdi de. Ama toplumun da zaten genel perspektifi şu ki futbolcular, sporcular, profesyonel veya amatör sporcular itaat etmeli. Yöneticisine itaat edecek. İşte basın karşısına itaat edecek. Tribünlere itaat edecek. İtaatkar nesiller böyle yürüyecek, gidecek. Ben buna karşıyım. Benle aynı fikirde olanları da yanıma davet ediyorum. Teşekkür benim söyleyeceklerim bu kadar. Hoca son sözü söyledi, itaat etmeyeceğiz, inat edeceğiz diyoruz. Toplantıyı da böyle bitirelim. Hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Çok sağ olun. Çok sağ olun.